Merhaba sevgili seyirciler. Yargı sohbetlerine hoş geldiniz. Biliyorsunuz size her yönüyle hakimlik ve her yönüyle savcılık videoları çekmiş, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışmıştık. Bunları yaparken tabii ki işin ehli olan, olayın içinden savcılarla görüşüp onlardan da bilgi alarak kendi bilgilerimi ekleyip en doğru bilgiyi size aktarmaya çalışıyordum. Fakat ne kadar aktarsam da doğal olarak ben bir aktarıcı oluyordum eski bir hakim olarak. Şimdi aranan savcı bulundu. O savcıya sizin merak ettiğiniz şeyleri ben soracağım. Görevde aktif çalışan savcımız size kendi dilinden anlatsın. Yani ben hakim olarak belki taraflı kalıyor olabilirim. Bugün objektif davranacağız. Sayın savcıma sizin yerinize o soruları soracağım. Sayın savcım görevde bir savcı olarak size ne merak ediyorsanız anlatacak. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Sayın savcım merhaba. Bizimle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gençler çok merak ediyorlar. Ben de anlatıyorum ama bir savcının kendi ağzından anlatması başka tabii. O yüzden size bazı sorularımız olacak. İsterseniz en kolayından başlayalım. Savcılığı siz mi seçtiniz yoksa devlet mi sizi savcı atamıştı? Oradan başlayalım. Evet. Bizim tabii mesleği başladığımız yıllarda kura sistemi vardı. Yani gene belki kura sistemi var ama hakim veya savcı olmak kuraya bağlıydı. Evet. Yani son bütün staj süresi tamamlanıp bitince nereye atanacağınız bir sistem vardı. Evet. Torbaya getirilirdi. Mesela Kastamonu'nun bir yerin ilçesinde savcı boşsa savcı kurası olurdu. İhtiyaca hakim göre. Boşsa hakim kurası olurdu. Öyle olunca oradan çektiğiniz görev sizin ömür boyu yapacağınız iş oluyordu. Evet, hakim eskiden öyleydi. Boşsa, doğru. Hakim olarak oraya atanıyordunuz ve ondan sonraki süreyi hakim olarak devam ediyordunuz. Doğru. O kurayı çekerken aslında iki şeyi birden belirliyorsunuz. Bir, hakim mi savcı mı olacaksınız? İki, nereye gideceksiniz? Evet. İkisi aynı kağıtta yazıyordu. Aynen. Sonra değişiklik oluyor muydu? Şu anda tabii nasıl? Olur ama çok nadir oluyordu. Ha, savcılık çektiniz, hakimliğe geçmek istiyorsunuz. Geçmek ya da hakimlik çektiniz kurada, savcılığa geçmek istiyorsunuz. Nasıl oluyor üstadım? Mümkün müydü? Onu, çok olur mu? Kolay tabii, mıdır yani? HSK, o zaman ayrı bir HSK yoktu ama bakanlığa o şekilde müracaat ediyordunuz. Ve onların kabulüne bağlı, gerekçelerini söyleyerek tabii, gerekçelerini belirterek söylüyorsunuz. Onlar sizi isterlerse, ihtiyaç varsa değiştiriyordu. Veyahut müfettiş denetlemelerinde de bu karşımıza çıkıyordu. Teftişte müfettiş diyorsa bu arkadaş savcılık yapamaz. Hakim yapalım gibi. Savcılığı beceremiyor. Hı. Yani bir enteresan yönü bu zaten. Hı. Savcılığı beceremiyor diyorsa hakim olarak tayininiz çıkıyordu. Hakimliği beceremez diyorlarsa savcı olarak. Yani müfettiş de bu konuya müdahil olup tavsiye edebiliyor. Yani aslında aleyhinize bir şey yazıyor ama tutup başka bir göreve kaydırılıyor. Yani sadece biz düşünüyorduk ki insan kendi ister belki. Savcılığı sevmez, hakimliğe geçmek ister. Evet. Hakimlikten pek hoşlanmaz, savcılığa geçmek. Bunun dışında da bir takım etkenlerle sizin bu pozisyonunuz değişebilir. Bu genelde sadece, başta mı oluyor? Mesleğin sadece başta... cezalandırma... Savcılığa verilmeniz cezalandırma veya savcıyken hakimliğe verilmeniz bir cezalandırma İstek gibi. İstek dışındaysa. Evet. Evet. Enteresan. Gibi derim. Yoksa öbürü sizin talebiniz de olur. Talep üzerine çok sık olur mu ya da sayısı çok mudur bunun? Çok nadir. Nadir midir? Çok az sayıda. Çok nadir. Çok nadir. Yani bir yol var ama çok kullanılmıyor. Çok kullanılmıyor. Anladım. Talebe bağlı olanı da çok nadir. Tabii müfettiş raporuyla olanı da çok nadir olur. Evet üstadım. Şimdi hakim ile savcı arasında bir fark ya da tarif yapmaya çalışsak üstadım. Siz savcısınız, ben de hakimlik yaptım, emekli oldum. Hakimle savcıyı birbirinden nasıl ayırırız? Fonksiyonlar yönünden, savcı ne iş yapar? Sizin gözünüzden, sizin özetlemenizi alsak. Ben daha önceden sizin videolarınızı da takip etme imkanım oldu. Teşekkür ederiz. Orada çok teferruatlı açıklamışsınız. Sağ olun kanun maddeleriyle. Anayasa hükmüyle filan. Onları tekrarlamam bir anlamı yok ama ben şöyle bir genç arkadaşların anlaması açısından mutlaka bunların üniversiteyi bitiren, daha doğrusu hukuk fakültesini bitiren arkadaşlar bunların ayrımlarını bilir. Ceza hukuku ve özel hukuk diye bir alanımız var bizim. Hukuku ikiye alana ayırıyoruz. Ayırıyoruz. Ceza hukuku alanında sadece savcı, daha doğrusu şöyle alalım cümleyi, Cumhuriyet Savcısı sadece ceza hukuku alanında
görev yapar. Evet. Özel hukuk alanında savcının işi yok. Hiçbir işi yok. Hemen hemen. Çok nadir evet. Bir hikaye dışında. Evet. İşi yapar. Bir de Cumhuriyet Savcısının bir de ayrıca idari görevi vardır. Yani bu idari görev kanundan da kaynaklanabiliyor veya uygulamanın, örf adetin, ne bileyim mesleki içindeki geliştirilen planlamaların gereği zamanla bu görev de ifa ediliyor Cumhuriyet Savcıları tarafından. Evet. Genelde hakimlerin hemen hemen hiçbir idari görevi yoktur ama büyük yerlerde veya hakim savcı sayısının çok olduğu yerlerde komisyon başkanı gibi veya mahkeme başkanı gibi çok nadir idari görevleri olabiliyor. Evet. Ama Cumhuriyet Savcısının dediğim gibi hem çalıştığı yerdeki hakim savcı sayısına bağlı hem de başsavcı veya başsavcı vekilliği gereken yerlerde idari görevler alabiliyorlar. Evet. Peki bir savcı kaç yılda başsavcı olur? Yani başsavcı olmanın yolu belli bir yıl savcılık yapmaktan mı geçer yoksa başka kriterleri de var mı? Evet. Sizin bir videonuzda onu gördüm. Bir yerlere göstermeniz lazım kendinizi diye. Çok güzel özetlemişsiniz. Benim ifadem ama doğrudur inşallah. Evet. Hakikaten öyle bir durum var. Yani aslında bizim gibi saygın meslek yapan insanlar için belirli yerlere gelmenin çok daha objektif kriterleri olmalı. Evet. Bu kıdem olarak da olabilir, meslekte başarı da olabilir veya beceri de olabilir. Bu özel kriterler tabii ki onlar hiç gözetilmiyor demek değil. Yani şu anda görev yapan başsavcı veya başsavcı vekili arkadaşları kesinlikle hiçbirini itham ederek söylemiyorum. Mutlaka onların da bu tip özellikleri vardır. Evet. Ama baştan böyle kriterler konulabilse, böyle mesela noterliklerde belli yerlerde şu kadar görev yapma, şu sınıf noterlikte çalışma, şurada işte şu işi yapma gibi kriterler nasıl varsa bizde de öyle şeyler olmalı. Ama genelde bunun yerine daha çok mesela bir atanacak yerdeki o işi daha çok kim becerebilir, kim daha iyi yapabilir? Bu tip gözetmelerle onun için de bu mesleki hiyerarşi içerisinde tabii bir kısım rahatsızlıkları yol açıyor. Evet. Şimdi başsavcı olmak için iyi ceza hukukçusu olmak yetmiyor. İdareci vasıfları da aynen gerekiyor. Yani sizin başarılı bir savcı olmanız tek başına yetmez, evet gereklidir. Ama gerekli, idareci vasıflarınız varsa sizi başsavcı yapıyorlar diyebilir miyiz? Tabii o var. Bir de belli siyasi ya da bürokratik ilişkileri iyi kurmak gerekir. Tabii yani veyahut da şöyle diyelim, memleketin geçirdiği bazı siyasi değişikliklere bağlı olarak da evet, etkileyebiliyor bu atamaları. Etkileyebiliyor yani bu tayinler. Yoksa illa öyledir anlamında demiyorum ama evet, bunların da etkisi olabiliyor. Peki başsavcı vekili ile başsavcı aynı şey midir? Değil. Başsavcı vekili zaten resmi bir, cari bir şeyimiz değil. Sıfat veya öyle bir ünvan yok. Öyle bir ünvan İdari yok. İdari görevlendirme mi o zaman? Başsavcı tabii vekili tamamen diye. Başsavcı beyin bazı idari işlerini daha kolay yapabilme adına, daha çabuk ulaşabilme adına, o anda beraber çalıştığı savcıların hemen hemen hepsine daha çok, daha kolay ulaşabilme adına İhtiyaç edilmiş bir kurum. Yoksa bu kanuni bir dayanağı olan bir şey değil ama tabii pratik uygulamayı rahatlatıcı evet, bir o şekilde. Atanırken zaten filanca yer savcısı diye atanıyor. Başsavcının yetkilendirmesiyle başsavcı vekil oluyor değil mi? Yok. Kimin başsavcı vekil olacağına kim karar veriyor? Yok, SYK. SYK karar tabii, veriyor. Tabii, onu da SYK karar veriyor. Peki, başsavcı vekilleri dışındaki diğer savcıların hangi büroda, hangi işe, hangi soruşturmaya bakacağına kim karar veriyor? Onların tamamına başsavcı. İş bölümüyle mi yapıyor bunu? İş bölümüyle belirliyor. Tamamını o belirliyor. Yani tek başına. HSYK buna karışmıyor. Hayır. Tamam, başsavcının yetkisinde bu. Kesinlikle tamamen yani hakimden bir farkı da o. Evet. Hakimin hangi işe bakacağı, hangi mahkemeye bakacağı tamamen HSYK tarafından belirleniyor. Evet. Ama bir savcının hangi işi yapacağını ve ne kadar süre bakacağını hepsini başsavcı belirliyor. Bunu tespit ederken daha önceki yıllarda görev yaptığı yerlerde baktığı işler ya da bir alandaki tecrübesi gözetiliyor mu savcıların? Onu
diye söyleniyor. Evet. Peki doktora ya da yüksek lisans yapmış olması bir alanda o savcının o büroda çalıştırılmasına yeter mi? Yeterli değil. Tek başına ama faydası olabilir. Çok faydası olur. Hı. Olmaz mı? Ama tabii yetmeyebilir. Yani tek başına başsavcının takdirinde. Kesinlikle. Peki ne kadar zamanda bir bu iş bölümü düzenleniyor? Her yıl yapılır mı? 6 ayda bir midir? Yoksa arada bir ihtiyaç duyulduğunda yapılıyor mu? Genelde normali murtad olanı adli tatil sonrası kararnamede o civarda. Yeni kararnameyle gelip başlayanlar başlayanlar oluyor, gidenler evet, oluyor. Gidenler gidiyor. Onları düzenlemek için yapılıyor. Eylül gibi, Ekim gibi o zaman. Eylül, Ekim gibi tamam. Genel olur. Yeni yargı yılın başında. Ama öyle bir kural yok. Yani. Mesela yarın ihtiyaç duydu. Tabii. Bir savcının görevini buradan alıp başka bir büroya gönderebilir. Oradakini başka bir büroya verebilir. Aynen. Yani illa yılda bir yapılacak diye bir şey. Öyle bir başsavcının takdirinde. Tabii, tabii. Adliyelerde bir başsavcı var, bir de komisyon başkanı var. Komisyon başkanı gerçi daha çok hakimlerle ilgili ama komisyon başkanı ne iş yapar? Onu da sizin ağzınızdan bir duysak. Tabii komisyon başkanının şöyle, hem hakimlerin arızı iş, yani iş bölümünü yapamıyor. Evet. Asıl iş bölümünü HSYK yapıyor. Hakimlerin bir savcılara göre üstün bir özelliği o mesela. Ama o gün adliyede olabilecek değişik. Yani işte hakim hasta oluyor, mahkemesinin evet, duruşması var. Boş kalıyor mahkeme. Mahkeme boş kalıyor. Oraya hemen bir hakim bulmak lazım. Geçici görevlendirmeler. Geçici görevlendirmeler komisyonlar. Ayrıca personel. Bütün personel hemen hemen komisyon başkanının kontrolüyle görevlendirilir. Hangi yerde kimin ne çalışacağı. Evet. Komisyon zaten herhalde Adalet Komisyonu Başkanı olan hakim. Başsavcı, başsavcı ve kıdemli hukuk hakimi. Bir hukuk hakimi. Değil mi? Onlardan oluşuyor. Üç kişilik. Bu katip atamaları ve katip sınavlarını da onlar yapıyor galiba. O üçü yapıyor. Gardiyan, tabii, katip, komisyon şoför. Komisyon diye zaten. Adalet komisyon dediğimiz bu. Başsavcılık bilinir de bu Adalet Komisyonu pek bilinmiyor vatandaşlar evet, tarafından. Evet. Onun için sizin de ağzınızdan. Ve onun başkanı da hakim biliyorsunuz. Evet. Hakim oranın komisyonunda başkanı oluyor. Eyvallah. Hakimlerin terfisiyle savcıların terfisi arasında kolaylık zorluk anlamında bir fark var mı? Terfi etme noktasında. Şimdi şöyle, kriter olarak alınan şey elindeki evrağı çıkartma veya Yargıtay'a veya işte istinafa şu kadar dosya gönderme olduğu için evet, bu kanun anlamında yani soruşturma yapılıp bunu müktezaya bağlama anlamında savcının işi biraz daha kolaydır. Evet. Niye? Çünkü bir iddianame tanzimi için kesin delil aranmaz. Evet. Kanaat, emare yeterli olabilir. Savcının bundan kanaat içinin rahat olması ve kanaat edilmesi yeterli olabilir. Öyle olunca elindeki işi daha kolay mahkemeye intikal ettirebiliyor. Mesela 10 tane şahit varsa bir tanesini, iki tanesini dinlemesi yeterli olabiliyor. Evet. Veya bir kamera görüntüsünü temin etmesi kafi olabiliyor. Ama hakimin bu yönde bir sıkıntısı şu, karar verebilmesi için dosyadaki bütün delilleri kesin sonuca bağlamak durumunda. Hmm, tam bir kanaat edilmesi lazım. Tam bir mahkumiyete de beraat. Beraat de verecekse, mahkumiyet de verecekse bütün delilleri tüm kanun anladığı anlamda tamamen değerlendirip sonuca bağlaması lazım. O zaman onun işi biraz daha uzun sürer. Onun için olarak biraz daha onun dosyayı hemen çıkartabilme veya belli bir süre içerisinde bitirebilme şansı savcıya göre daha zor. O zaman savcılar daha kolay iş çıkardığı için daha kolay terfi ediyor daha diyebiliriz. Göreceli olarak hakimlerinki gerçi biraz daha. Gerçi sayı olarak savcının biraz daha fazla iş çıkartması gerekiyor. Gerekiyor ama buna rağmen gene savcının şeyi evet, dosyayı karara bağlaması biraz daha kolay. Evet. Peki savcılar bazı dizilerde izledik biz. Ellerine silah alıp polisle beraber suçlu kovalıyorlar. Operasyonlara katılıyorlar. Hatta ateş ediyorlar. Savcı yürüttüğü soruşturma ile ilgili böyle operasyonlarına polisle birlikte katılır mı en ön safta? Hayır, hayır, hayır. Hiçbir şekilde biz en fazla yapabileceği bir emniyette yapılan bir soruşturmaya gider, iştirak edebilir. Yani birebir olayın sıcağı sıcağına bir dinleyeyim. Belki bunu yapabilir. Ama olay bitmiş, sanık ele geçmiş, onun ifadesini alayım ha, bizzat. Olur. Olay daha bitmeden sanık yakalanacakken hayır, operasyona katılır mı? Silahı eline alır mı? Hiçbir şekilde o şekilde veya adamı yumruklama gibi öyle görüyoruz dizilerde. Silahı çekip koşma, polisine öyle bir şey kesinlikle olamaz. Ya bunlar, bunlar maalesef tamamen, senaryo. Tabii senaryo. Gerçeğe uygun olmayan şeyler. Savcının görevi
adliyeye getirilen evrakla başlar. Evet. Tabii ki sonra. Polisin, jandarmanın bu işi takip etmesi, arama yapması, ifade alması, gözaltına alması zaten sizin talimat ve şeyinizle. Bizim her aşamada sizden talimat alıyor zaten. Her aşamada bilgimiz oluyor. Ama gel savcıyla önüne çık, koştur git, öyle bir şey yok. Öyle bir şey olamaz zaten. Şimdi o dizide savcılar karakoldan çıkmıyordu da mesela yargı dizisinde. Ben dedim ya biz böyle bir şey görmedik. Aslında sizi bulmuşken soralım. Savcı karakola çok sık gider mi? Gitmez. Yani ben de gitmez diye biliyorum. Fakat o dizideki, yargıdaki savcılarımız karakoldan çıkmıyorlar. Başka işleri yok sanki. Sanki başka bir evet. Ya savcıya bir tane mi dosya verilir üstadım? Hayır. Sen elinde kaç dosya olur aynı anda savcının? Yani mesela büyük iç şehirlerde, büyük Ankara'da, şehir İstanbul'da ortalama. En az 1000 civarında olur mesela. Yani bu dizidekilere bakarsak savcıya sadece o cinayet dosyasını vermişler. O dosyanın peşinde adam kovalıyor, karakolda oturuyor. Başka hiçbir işi yokmuş gibi alıyor. Öyle bir şey yok değil mi? Öyle bir dünya yok. Aynı anda mesela bir günde 30 dosya geliyor. Yani yeni dosya üzerine ekleniyor bir de. Elinizdekilerin dışına yeni geliyor. Aynı anda bütün dosyaları inceliyorsun ve notunu yazıyorsun. Şunda şu işlem yapılsın, tabii. Şu yapılsın, o emniyete gönderilir. Emniyet okusun. Diğerleri beklersiniz. Aciliyet olanlar tabii öncelikle öne alırsınız. Tabii onlar tutuklu dosyadır veya önemli olan bir dosyadır. Onu tabii ki aciliyet olur ama hiçbir dosya vatandaş açısından, hiçbir dosyanın diğer dosyaya göre daha az önemi var diyemeyiz. Anladım. Çünkü herkesin iddiası veya talebi adliyeden veya adaletten veya devletten talebi kesinlikle çok önemlidir. Bunun diğer bir dosyaya göre daha az önemli değil, arkaya bırakılması düşünülemez. Evet. Peki savcıların nöbet durumlarını soralım. Çünkü en çok merak edilen bu. Savcılar düzenli aralıklarla herhalde belli bir sırayla nöbet tutuyorlar değil mi? Tabii. Bu nöbette dışarıda yaşanmış cinayet olayı, ölümlü olay, kaza, ne bileyim patlama, o tür işlere nöbetçi savcı mı takip eder? Tabii talimatı. Onların ilk talimatlarını, ilk söylenecek, yapılacak işlemlerini nöbetçi savcı başlatır. Evet. O emniyet veya jandarma tarafından bildirilen ilk olay, bildiği şu olay var diye onu yönlendirmesini ilk nöbetçi savcı yapar. Evet. Ama o nöbet bitiminde o dosya ilgili savcısına gider. Takibini o devam ettirir. Peki bu nöbette otopsi olunca, ne bileyim ölü muayenesi olunca bunları savcı yapıyor değil mi? Nöbetçi savcı yapar. Gider otopsisini yapar, ölü muayenesini yapar ve adli tıpa kaldırır. Evet. Bu işler, yani ben cinsiyetçi bir yaklaşım göstermiyorum da kadınlar için savcılık daha mı zor? Öyle bir durum var mı? Yoksa kadın erkekle kadın savcı arasında bir fark yok. İkisi de aynı derecede yapabilir diyebilir miyiz? Yoksa kadın savcılarımız daha zorlayıcı mıdır bu iş? Fiziksel olarak. Görev yerimde kadın bir savcı gelmişti. Bütün otopsi, onun nöbetinde de otopsilere beraber gittik. Yardımcı olmak için. O istediği için. Yoksa o da yapabilir. Yani kadınların biraz yaratılış olarak tabii bunlara biraz daha hassas davrandıkları, hassas bakabildikleri, yani bu görevini belli yöne kanalize etme anlamında değil. Yaratılış itibariyle fizyolojik yapı, dayanıklılık, daha çok etkilenebiliyor. Değil mi? Etkiliyor onları sanırım. Tabii ki. Bayan savcı oranı nedir teşkilatta? Yani ilk, çok mu az? Bizim zamanımızda ilk etapta bunun %40 gibi bir sınırlaması vardı. Tabii belli bir sayıdan fazla kadın savcı yapılmıyordu. Hatta ilk buralarda hemen hemen kadın savcı hiç olmuyordu hemen hemen. Şimdi? Hakim oluyordu ama savcı hemen hemen hiç olmuyordu. Şimdi öyle bir sınırlama olduğunu düşünmüyorum. Belki de hakim olarak sayı fazladır ama savcı olarak gene erkekler fazladır diye düşünüyorum. Ben öyle bir istatistik araştırmadım. Ben de yani 25 yıl hakimlik yaptım. Ya 2'dir ya 3'tür bayan savcıyla. Aynen. Karşılaşmadım. Niyeyse bana mı denk gelmedi siz? İşte, az değil mi hala işte az? Bu önce savcı olarak başlıyorlar. Sonra hakimliğe mi geçiyorlar? Sonra hakimliğe geçiyorlar. Yani. Anladım. Ben söyledim yani. Ben de videolarımda hanımlar için zorlayıcı olabilir. Çünkü nöbetçi olduğunuz gün adliyeden çıksanız bile evde telefonla sizi arayacaklar. Devam sabaha kadar. Kaza oldu gel diyecekler. Gidecek aynen mi? Gidecek. Tabii ki. Tabii olay yerini bir incelemesi lazım. Yani. Cinayet varsa, intihar varsa, ölümlü aynen kaza varsa gidecek olay yerine. Bence. Ceset olan yere mutlaka gidecek. Aynen. Onun evet, dışında gidecek. Çocuk sahibi ise
Zor olur değil bu mi? Bu daha da zorlaşmış olur. Nöbet telefonu diye bir şey varmış üstadım. Tabii. Var mı nöbetleri? Tabii. Nöbet o telefon nöbetçi savcılar, nöbetçi savcıya geçiyor değil mi? Tabii aynı numara. Arayanlar kim nöbetçi diye sormak zorunda kalmıyor. Nöbetçi kalmıyor. Savcı telefonunu arıyor. Aynen. Kim nöbetçiyse o cevaplıyor. Ama o şimdi onu emniyet şöyle bir şeyden dolayı nöbetçi savcının ismini sorabiliyor. Çünkü biz bir talimat veriyoruz. Evet. Nezarete al diyoruz. İşte yok salıver diyoruz. Bunu hangi savcı dedi evet. diye o ismini öğrenmek durumundalar. Muhakkak. Ama ben nöbetçi savcımız kim diye telefon numarasını arama zahmetinden kurtuluyorlar. Öyle bir numara var. Herkes o numaraya arıyor. O bölgeye bakan savcı evet. veya o içeri savcı. Savcı. Nöbetini belki. Bitirdi mi bir sonraki savcı beye devrediyor. Ona devrediyor. Şarj cihazıyla beraber. Tabii. Doğrudur. Tabii. Nöbet telefonu diye bir şey yok. Peki savcı görev saatleri dışında, çarşıda, gezerken, evinin mahallesinde falan kafasına göre adam tutuklayabilir, adam gözaltına alabilir mi? Hiçbir şey yapamaz. Ne olacak? Sade vatandaş olarak şikayette bulunacak. Sade vatandaş gibi. Aynı. Şikayet edecek. Hemen hani merak bildirecek, emniyete bildirecek. Her an istediği zaman gözaltına aldırabilir zannediyorlar. Hayır, silahını çekip hadi ben gel bakayım ne yaptın. Seni gözaltına alıyorum, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Anladım. Şey. Görev, yani soruşturma işlemleri yürütürken, nöbette olsun, normal evrakını yürütürken, tutuklama, tahliye, arama kararlarını bizzat savcı mı veriyor yoksa mahkemeden mi istiyor bu kararları? Ya, kendi verebildikleri var mı? Mahkemeden aldıkları hangileri? Yani özellikle? Hemen hemen hepsini yani tutuklama, arama, tahliye bunların hemen hemen hepsini mahkemeden, hakimden alır. Acil olanlar savcı. Kendisi verebiliyor mu? Acil olan işte gözaltına alıp veya arama, işte geceleyin bir arama. Bunları yapabiliyor ama bunu da hemen 24 saat içerisinde hakim onayına mı sunuyor? Hakimin onayına sunuyor. Anladım. Yani gene de bu karar hakim tarafından verilmiş, onaylanmış evet. oluyor. Güzel. Peki gençler çok şeyi merak ediyor. Savcılara silah veriliyor mu? Ruhsat yanında taşıyabiliyor mu diye çok merak ediyor gençler. Şimdi silah veriliyor mu? Değil. Yani bu meselenin en başında da böyleydi. Eskiden zor alım silahları bize verilirdi. Suçta kullanılmış. Ama verilme evet. değil. Satıyor. Mekeye aracıyla, parasıyla satıyor. Savcı isteyen savcı alabiliyor. Parasını veriyor, alıyor. Sonra da ruhsat alıyordu. Ruhsat. Şimdi de öyle. Şimdi biraz daha zor alım dışındaki silahların da satımı mümkün. Evet. Yani verilme biraz devlet daha polisteki vermiyor. Gibi. Ha, öyle bir şey yok. Senin al bu silah, sen madem bu işi yapıyorsun. Öyle bir şey bizde yok. Al sana bu silah diye böyle bir şey yok. O zaman savcı kendisi silah alırsa ruhsatını veriyorlar. Ömrü boyunca hiç silah almayan savcı vardır. Vardır. Meraklısı olan alır. Tabii. Silahın parasını savcı verecek. Verir. Ruhsatı devlet harç olmadan veriyor değil mi? Harç herhangi bir harç tabi boyu. Olmadan meslek taşıma ruhsatı boyunca taşıma ruhsatı. Tamam. O silahı zaten arada bir bakanlık kampanya da yapmaya başladı. Yabancı evet. silah, yerli silah diye daha evet. uygun fiyata temin ettiriyor. Biraz vergilerini, işte bazı şeylerini almama tarzında biraz daha uygun fiyat yapılabiliyor. Peki, her savcıya, aynı zamanda hakim için de soralım ama siz savcı olduğunuz için savcı diye soruyorum. Her savcıya makam arabası, şoför, koruma verilir mi? Yok, zaten makam arabası, şoför diye bir şey yok. Kime Kahine verilir onlar? Bir şey yok. Sadece başsavcı ve komisyon başkanları ile bir de tehdit aldığı, baktığı dosyalar itibariyle, yaptığı soruşturmalar itibariyle tehdit alan hakim savcıya, o da tabii bunların bir birimi var emniyette, evet. oradan bir valinin veya vali yardımcısının olduğu bir komisyondan buna koruma kararı çıkartılıp, evet. onun üzerine bir koruma ve araba tahsisi yapılıyor. Yoksa komisyon başkanı değil, başsavcı değil, tehdit alan bir soruşturma da yürütmüyor. Diğer hakim savcılara hepsine araç tahsisi yok. Koruma tahsisi yok. Şoför de verilmez. Hayır öyle bir şey. Servis var sanırım. Tabii büyük şehirlerde servis var. Serviste gidip gelip küçük yerlerde kendi imkanlarıyla. Kendi imkanlarıyla. Tamam. Bunlardan çok beklentisi olanlar varsa bilsinler diyoruz evet, yani. Evet aynen. Evet. Peki şimdi başsavcı, savcı ilişkileri çok merak ediliyor. Yani en çok merak edilen odur sanırım ya da en çok bilinmeyen. Başsavcı, savcı ilişkileri bir hiyerarşik ilişki midir? Şimdi orada savcılık mı yapmak daha iyi, hakimlik mi yapmak daha iyi? Ya o soru da olabilir. He, yani o ilişkileri merak ettim. Çünkü ben hep yakınlarımdan da hakim, savcı olanlar oldu. Hepsine hakim olmayı önermişimdir. Bunca yıllık savcılıktan sonra? Tabii. Niçin? İşte orada sizin dediğiniz konuya geliriz.
Şimdi bir komisyon başkanının hakim üzerindeki yetkisi kanunlar çerçevesinde belirli işlerle sınırlıdır. Evet. İşte az evvel dediğimiz gibi mahkeme boşalmış oraya bir tane veya ona bir oraya bir hakim personel lazımsa göre, orada yazışları müdürü lazımsa ona bir tane. Onun dışında hele de 5. dereceyi geçmiş bir hakime komisyon başkanı sicil dahi tanzim edemiyor. Ha, 5. dereceye kadar o zaman komisyon başkanları hakimlerin sicilini gene doldurabiliyor. Ama 5. dereceden sonra onu da veremiyorlar. Onu da veremiyor. Peki başsavcılar savcılara sicil veriyor mu? Başsavcılar savcılara ölene kadar demeyelim. Emekli olana kadar. Bunun şeyi yok, sınırı yok. Başsavcı kendi ekibindeki çalışan savcılara sürekli olarak bir sicil dolduruyor. Sicil dolduruyor. O sicil terfisini mi etkiliyor, neyi mi etkiliyor peki? Tabii ki. Yani terfi etkiliyor veya daha sonraki tayinlerde dikkat veya alıyor. Görevlendirmelerde komisyon başsavcının verdiği sicil doğrultusunda size bir şey çiziliyor. Öyle evet. Olunca bir yerde hani o kadar belki uç söylemeyelim bir askeri sistem gibi değilse de bir savcı başsavcının belirttiği işleri yapmak zorunda hissediyor kendisini. Evet. İş bölümünü başsavcı yapıyorsa zaten mesela yıllık izin meselesi de öyle galiba. Hakim tabii. Yıllık izine kendisi çıkabiliyor hemen. HSYK'dan aldıktan sonra. Siz HSYK'dan yıllık izniniz kağıt olarak geldikten sonra hemen ayrılabiliyor musunuz? Hayır. Biz hemen onu görevlendirdiği bir başsavcı vekiline veya bizzat kendisine hangi tarihlerde izin kullanacağımızı bildiriyoruz. Onlar evet o mahkeme müsait veya duruşmacı bir savcıysa veya ne bileyim baktığınız bürodaki kadro durumu müsait şu tarihler arası tamam diyor. Başsavcının bir olurunu almak icap ediyor. Olurunu alıyorsunuz ona göre kullanıyor. Kadro durumu ve yıllık izinde olan olmayan sayısına olan göre. Olan sayılarını karşılaştırıp ona göre bir planlama dairesi. Anladım. Burada bir parça bir hiyerarşi var. Zaten herhalde işin tabiatı gereği adli görevi dışında idari görev olduğu için idari görevde de başsavcı da Adalet Bakanı'nın hiyerarşisi altında değil mi? Tabii. Oraya kadar. Peki savcının protokoldeki yeri. Protokolde bir yeri var değil mi savcının? İlçelerde, yani, illerde. O bir belki bir astım üstlük değil tabii ama. Tabii İdari ki, görev sebebiyle gene de bakanlığın temsilcisi. Evet, temsil ettiği için ilçedeyse kaymakam, garnizon komutanı ve belediye başkanından sonra adliyeyi temsil eden savcı vardır. Evet. Orada hakimin hiçbir... Hakime zaten yer yok. Adliyeyi savcı temsil ediyor çünkü. Adliyeyi savcı temsil ediyor. Ama hakim de gelirse onun yanında oturtuyorlar. Gelir tabii o ayrı. Ama protokolde bir yeri yok. Ama o sıralamada yeri yok. Tabii hiyerarşik bir sıralama şimdi protokol. Çünkü tabii ama mesela bu ilde protokoldeki yeri bir 4. sıradan 5'e 6'ya da gidebiliyor. Çünkü herhalde orada da öğretim üyelerin veyahut da nedir rektörler mi giriyor oraya bir takım sıralamalar evet. Daha var. Evet, küçük ilçelerde çalışan arkadaşlar yönünden kaymakamla ilişkiler nasıl savcılık kaymakam ilişkileri nasıldır? Yani tabii ki birbirinin üstünde değil, protokoldeki yer ayrı, o amiri olduğunu göstermez. Göstermiyor. O mülki amir kaymakam, savcı da yargı mensubu ve Adalet Bakanlığı'nın temsilcisi. Kaymakam savcı ilişkilerinde bir gerilim yaşanıyor mu küçük yerlerde? Bu küçük yerlerde genelde kaymakamların, tabii hepsini söylemek değil, mümkün değil. Kaymakam mülki amir dendiği için kaymakamların böyle adliye yönünden de sanki bizim amirliğimiz var düşüncelerinden geneli böyle ama. Kaymakamlar mı böyle düşünüyor? Kaymakamların böyle bir düşüncesinden. Devlet dairesi diyorlar yani. Tabii o genelde de bizim adliyeler kaymakamların altında. Doğru. İçinde olduğu için bizim katip de onun emrinde işte herkes onun emrinde gibi düşünmeden kaynaklanan bir ihtilaflar olabiliyor. Zaman zaman çatışılabiliyor. Zaman zaman bu çatışma. Bir de adli amir olması, polisin, jandarmanın adli amirinin savcı olmasından kaynaklı çatışma alanı da var evet, galiba. Evet, aynen. Yani benim ona verdiğim bir adli görevi, ya kaymakam halbuki ona idari bir evine bir tüp gidecek, ne bileyim pazardan bir malzeme götürecek. O beşçiye siz başka bir görev verdiğiniz zaman orada bir çatışma oluyor. Ama bu bizim arkadaşlardan da kaynaklanabiliyor. Mutlaka iki taraf. Çünkü iki tarafta daha oralarda herkes genç oluyor. Hı hı. Bunu benim sözüm geçer. Ben şuyum şeyine kaynaklanıyor. Evet. Abi iki tarafta az bir şey toleranslı davrandığı zaman bu tür problemler yaşanmaz. Ama biz
genelde bunu savunmamız lazım adli olarak. Biz tabii ki güzel geçineceğiz. Gidilecek, gelinecek, beraber oturacak, kalkacak. Ama biz adliyenin amiri biziz. Diğer devlet memurlarının amiri kaymakamdır. Evet. Bu şeyi koruduğumuz müddetçe problem olmaz. Evet. Peki küçük yerlerde olsun, orta karar ilçelerde ya da şehirlerde olsun, hakim savcılar birazcık insanlardan uzak ya da mesafeli mi yaşamak zorunda? Yani bu böyle biliniyor genelde. Bu bir tercih mi, mecburiyet mi? Asosyal mi kalıyoruz biraz? Evet. Biraz asosyal kalıyoruz. Niye? Niçin? Bu biraz mecburiyetten. Çünkü insanımız hemen iki sefer gidip diyelim ki o çarşıda esnaf var. Birisi mobilyacı, birisi işte şey. İki sefer, üç sefer o mobilyacıda oturduğunuz zaman sizi sanki o insana daha yakın. Ha. O insanın bütün şeyine, bunu yapacaksak eğer bir esnafa gidip ziyaret etmemiz gerekiyorsa, bir gün buna gidip, ertesi gün öteki insana gidip, alışverişlerimizde sadece bir yerden alışveriş yapmak yerine, birkaç manav varsa, bugün o manavdan, diğer gün diğer bakkaldan, bu şekilde ayarlamak lazım çünkü küçük yer olduğu için herkes biliyor sizin, her hareketinizi görüyor. Bu savcı, hakim buradan çıktı, az sonra nereye gidecek? Bunları takip edebildiği için o insanların yarın adliyeye işi düştüğünde bu sefer kanaat olarak, tabii biz yapmıyoruz onu ama bu manavla devamlı zaten oradan alışveriş yapıyor savcı. O onun tarafını tabii tutacak diye kanaat oluştuğu için biz bunu mesafeyi o yüzden ayarlayacağız. Yoksa ben her gün aynı yerden alışveriş yapsam, dosya önüme geldiğinde ben ona kesinlikle tarafsız bakacağım. Bütün arkadaşlar bunu yapar. Biz biliyoruz da vatandaş öyle görmüyor. Vatandaş öyle sebeple görmez. Ha, kamuoyuna karşı da bu eşit ve aynı mesafede o görüntüyü göstermek gerekir. Göstermeliyiz. Ya da herkese eşit mesafede olduğumuzu. Kesinlikle. O dosyanın gereği odur belki ama o insan öyle demez. Diyecek ki zaten onun yanından çıkmıyordu. Onun yine böyle düşündü diye evet. O kanaatle gider. Çok sık gittiğiniz insan yarın bir gün yakınının bir davası olduğunda da gelip kapıyı çalıp çünkü bazen ya şöyle bir sıkıntımız var yardım evet. ister değil mi? Tabii ki. Çok yakınlaşıyorsanız. Tabii o devam ettiğiniz insan da bir seviye şeyi de kalmayabilir. Dediğiniz gibi bir basit bir olay bile olsa sanki sizden bir şey talep edip yaptırabilir düşüncesiyle baskı yaparım şeyiyle gelirse, siz bunu yapılacak bir şey bile olsa o sıkıntıyı yaşamış oluyorsunuz ve diğer karşı tarafında bunun adaletsiz davrandığı evet. kanaatinin şikayetlere, yakınmalara yol açılabilir. Yol açar. Bu yarın bir gün savcının sicili açısından, hakim de öyle, olumsuzluklar yaratabilir. O olumsuzlukları bertaraf etmek için bu mesafeyi iyi ayarlıyoruz değil mi? Yoksa o insanlardan çok tepedeyiz, yükseğiz. O mana verilmemeli. Gururlu. Sakıncayı dikkate alaraktan. Yani her esnafa selam verebilmeli. Evet, evet. Yoksa dümdüz gideceğim ben tarafsız olacağım diye bir selam vermek, günaydın demek, bunlardan kaçınmanın bir anlamı yok. Ama ona dediğimiz gibi kasabada diyebilmeliyiz. Aynı mesafeyi diğerlerine de göstermek gerekir. Bunu ayarladığımız zaman İşte biraz asosyal bırakıyor bu da hakim savcı o zaman. Mecburiyetten. Yani, çok küçük yerlerde daha dikkat etmek lazım. Büyük yerlerde dikkat. Biraz daha rahatlıyor o ilişki. Tabii. Ki biz de öğreniyoruz yani ne yapacağımızı. Tabii. Bir müddet sonra zaten onu ayarlamayı yani öğreniyorsunuz. Büyük yerlerde zaten senin hakim savcı olduğunu çok bilemediği için insanlar. Doğru. Orada biraz daha rahat oluyorsunuz ama küçük yerler de bunu ayarlamak lazım. Yani bir çizik yememek bir de sicili bozmamak için tedbirli olmakta fayda var. O yani, anlamda. O anlamda öyle. Ama bence asıl şey olan adil davrandığınız insanlara kabul ettirme açısından herkese eşit mesafede olmak. Çok doğru. En doğrusu. Peki çok sık tayin oluyor mu hakim savcılar? Çok mu sık yer değiştiriyorlar? Bizde şöyle 5 adli bölgeye taksim edilmiş. Evet. Biz adli yargı olarak savcılar evet, evet. Adli yargıyı konuşuyoruz doğal adli olarak. Adli yargı olarak konuşuyoruz. 5 bölgenin hemen hemen hepsinde her hakim savcının görev yapması beklenir. Evet. Her bir bölgenin de
süresi vardır. Hı hı. Yani 5. bölgenin diyelim 2 sene, 4. bölgenin 2 veya 3 sene ve bizde bölge coğrafi bölge değildir. Hı. Yani büyüklüğü küçüklüğe göre. Tabii o beldenin, o ilçenin, o şehrin nüfusuna, iş yoğunluğuna göre ister batıda olsun, ister doğuda, çok küçük bir yerse bölgesini ona göre belirliyoruz. Yani aynı vilayetin 5. bölge evet. ilçesi de olabilir, kendisi 1. bölge olabilir. Doğru. Veya 3. bölge bir başka ilçesi olabilir, daha ilçe. Olabilir. Doğru. Onun için coğrafi yani coğrafi bölgeden bahsediyoruz. 5 bölge küçüklü büyüklü olmak üzere kendi potansiyeline göre sınıflandırılıyor. İş yoğunluğuna göre. Batıda 5 olabilir, doğuda 3 olabilir. Doğuda 1 olabilir. Yani 1 olabilir, doğru. Evet. Peki bizde polislerdeki gibi doğu görevi diye bir kavram var mı? Yani kanunda öyle bir kavram yok. Kanunda yok. Öyle bir şey yok. Fiiliyatta var mı? Sanki uygulamada HSK'nın ona dikkat ettiği söylenir. Evet. Mesela Çukurca'da görev yapanı Çanakkale Ayvacık'a hep gönderiyorlar diyorlar. Mesela tam çapraz. Güneydoğu'dan Kuzeybatı'ya gibi. Böyle şeylere dikkat ediyor mu? Veya Bodrum'da çalışmış Çukurca'ya gönderiliyor. Öyle mi? Yani biraz o... Nimet'i gördüysen külfeti gör. Külfeti çektiysen biraz git biraz nimet gör. Kafan şey olsun. Buna dikkat ediyorlar genelde yani. Genelde yapılıyor. Bakanlığın ya da HSK'nın buna göre takım öyle bir şeyleri şey var. Olabiliyor. Yani ama illa olacak diye bir kural yok. Yani evet. Oradaki... Her bölgeyi yaptı ama doğuda bir yerde hiç çalışmadı bir hakim savcı. İlla bir doğuya verilir mi? Yani genel... Şart değil. Şart değil. Yani kanun bir mecburiyet değil. Eğer 5 bölge dediğim gibi yaptıysa... Hepsini yaptı, 1'e geldi. 1'e geldiyse öyle bir şart yok. He. Ama bazı uygulamalar olduğu söylenir. Mesela HSYK canı isterse sen doğuda 1. bölge yapmamışsın deyip batıdaki birden doğuya bir süre verebilir. Bir süre sonra tekrar gelebilir. Verilebilir. Anladım. Yani biz ona diyemezsin bu sefer ben evet. bunu yaptım diye. Bu 5 bölge olunca da işte ömrümüzün herhalde bir 8-10 senesi o küçük yerlerde... Öyle bitiyor 10-12 sene. Büyük bir ile gelmeleri kaç sene sürüyor? Genelde 10... 10 civarı değil mi? 10 sene civarında. Yani 25 yaşında başlamış olsa 35 yaşında falan gelebilir. O civarda gelir. Bunu da gençler dikkate alsınlar. Ama gençler şunu da dikkate alsın. Hemen 1. bölgelere gelmek hevesinde olmasınlar. Niye? Bu sıraları takip etmeleri yarın... Ya sen 3. bölgeyi daha yapmamışsın deyip 1. bölgedeyken çocuğuna kreş ayarlamış, işte hastane bölgelerini belirlemiş, ne bileyim okula çocuklarını okula yazdırmış. Böyle bir durumdaki insanların bu sefer 3. bölge için tekrar bir küçük yere gitme mecburiyeti hasıl olabiliyor. Evet. Onun için... Sırayı takip adım edin. Adım tamamlayarak gelirse daha rahat tamamlayarak eder. Tamamlayarak gelirse o 1. bölgede emekli olmayı bile evet. emekli olma şansını yakalamış. Evet. Son dönemlerde İstanbul'a, Ankara'ya dahi kura'dan hakim savcı veriyorlar. Tabii. Çok mu bu? Kura'dan çok farklı. Belki o bu arızı hakim savcı azalmalarından evet, kaynaklanan 15 Temmuz sonrası. Çok etkisi var. Ama bazı ihtiyaca göre veya işte bizim bakanlığın en çok sıkıntı yaşadığı lojman eksikliği. Hı hı. Bu lojman eksikliğinde eş hakim savcı tayiniyle biraz azaltmaya çalışıyor. Karı koca hakim savcı olursa iki lojman değil bir lojman vermek durumunda. Bir lojman vereyim diye. Tamam. Bu sefer de o eskilerde çünkü bizim zamanlarımızda olanlarda karı koca hakim çok nadir olabiliyordu. Hı. Şimdi gençlerde bu çok yoğunluklu olduğu için biraz da 1. bölgelere o insanların gelmesini ben biraz ona bağlıyorum. Yani. Peki 1'e geldi diyelim. Hep burada kalmayacak ya. Gene alt bölgelere gidecek mi? Kesinlikle. Yani 3 yıl falan çalıştırıyorlar galiba burada. Evet 3-4 sene sonra 5 sene. Mecburen gene alt bölgeleri tamamlayacak. Kazanılmış hak değil. Kazanılmış hak değil. Onun için ben sırayı takip etsinler en diyorum. En iyisi. Küçük yerlere küçük gençken bitirmek. Kesinlikle. Sonra rahat edersiniz. En yakınımın öyle hakim savcı var. Evet. Onlara hiç ben İstanbul, İzmir, ne bileyim Ankara yazıp da hiç oralara gidip boşuna bir daha aynı yerlere gelip dönüp yapmak zorunda kalmayın diyorum. Doğrudur. Onu yapmak lazım. Her yerde lojman var mı Sayın Savcım? Son zamanlarda var. Hemen hemen her yerde var. Lojman varsa hakim savcıya tahsis ediliyor. Tahsis ediliyor. Yoksa ya da yeterli sayıda değilse herkes kendi sorununu kendi çözüyor değil mi? Ev tutacak. Kiralıyor,
cebinden ödüyor. Evet, evet. Eskiden bir o sistem vardı. Bakanlık adına biz kiralıyorduk. Lojman yoksa da biz kiralıyorduk, bakanlık ödüyordu. Şimdi var mı o yine ödeme öyle bir şey? O yok, kalktı. Yani. Kalktı. Evet. Yaygınlaştı çünkü çoğu yerde var. Çok yerde lojman yapıldığı için evet. O sistem kaldırıldı. Peki en son şeyi sormak isterim ben. Ben 25 yıl hakimlik yaptım. Kafamda bir kanaat var. Siz 30 kaç yıl demiştiniz? 34, 33. Maşallah. 34, 35 yıllık. Sadece sayınca tabii 36 yapar. Hepsi birlikte değil mi? Evet. Çok güzel. Bunca yıl savcılıktan sonra şimdi geri en başa dönseniz, tekrar da seçme şansı verilse, tekrar savcılık mı seçersiniz yoksa hakimlik mi seçersiniz? Ben staj bitti, kuraya gittiğim zaman en güzel hakim cübbesini seçtim. En düzgün, en şey, şatafatlı onu giydim. Kurayı çekerken cübbe kurayı, giyerek çekiliyor tabii, değil mi? Tabii kurayı cübbeyle çekiyoruz. Ha, ama bilmiyorsun hakim mi savcı olacağını tabii daha. Tabii daha bilmiyorum. Oradan birini seçiyorsun. Ve bir arkadaşa demiştim ben senin o da stajı daha bizden kıdemsizdi. Ya şimdi yargıta üyesi ama senin il veya ilçelerine çıkarsam istifa edeceğiz diye takılıyorduk ona. Neyse kura törenimize o da gelmişti. Ben kurayı çektim. Neyse ilçeyi söylemeyeyim. Söylemeyin ha. Şey Cumhuriyet Savcılığı alıp çektiğimiz şeyi veriyoruz okuyor oradan. İlçeyi söyledi. İlçenin işte o Cumhuriyet. O ilçe de o arkadaşın memleketinin bir ilçesi. Hmm. Biz öyle de söylemişiz. O anda benim fotoğrafımı da çekmiş. Ama o Cumhuriyet Savcılığı lafını duyunca benim yüzüm tamamen kararmış. Siz yani hakim beklentisi içindeydiniz tabii. Tabii. Bana dedi ki abi ne zaman istifa edeceksin? Hani istifa edeceksin demiştin ya. Ben dedim ben daha kötüsünü yaptım. Savcı çektim ya dedim. Bundan daha kötüsü olabilir mi? Tabii biz o dış görünüş olarak o zaman otopsiyi istemiyorduk, sevmiyorduk, gittik stajda falan. O şeyle istemiyorduk. Mesleğe girdikten sonra bu hiyerarşik sıkıntıdan dolayı daha da kötü olduğunu hakime göre. Evet. Yani dış memurlarla mukayese etmiyorum. Yoksa bizim mesleğimiz hakikaten memur olarak düşünürsek en saygın, en güzel, en yapılacak memur bu. Evet. Onu sakın öyle. Hakim savcı mukayesesinde olunca. Tabii o açıdan sormuştuk zaten. O açıdan kesinlikle bir daha olsa hakimliğe isterim yani. İsterdim hakim diyorsun. Olmak isterim. Eyvallah. En başta da zaten istiyormuşsunuz siz. Evet. Benim aklıma gelen ve soracaklarım bunlar. Sizin bizim unuttuğumuz genç arkadaşları ya da bu mesleği şimdi bir ara seçecek... onu sormuştunuz. Ha, arkadaşlar hakim tavsiyeniz. Hakim savcı arasındaki fark diye. Hı. Şimdi hukukumuzda biliyoruz şey özel hukuk ve ceza hukuku anlamında ayrım var. Savcı sadece ceza hukuku evet. alanında görev yapar. Özel hukuk alanında çok nadir bir iki evet. olay dışında görevi yoktur. Evet. Ceza hukukunda da soruşturmanın hani yeni tabirle patronu savcıdır. Evet. Yani bu soruşturmayı başlatan ve bir müktezaya dediğimiz iddianame veya takipsizlik gibi veya görevsizlik, yetkisizlik gibi bir müktezaya bağlayan savcıdır. O ana kadar hakimin önüne gitmez oldu evet. ceza dosyası. Ceza dosyası savcı hakimin önüne gittikten sonra bu sefer hakimin görevi başlıyor. Hakim onun bütün delilleri değerlendirip bir sonuca bağlar. Bu sonuç tabii kesin sonuç olmuyor. İşte itiraz edilenleri var, istinafa gidenler var veya temiz yoluyla yargıtaya gidenleri var. Oralardan da evet bu hakim doğru karar vermiş şeklinde dönerse dosya evet. kesinleşmiş oluyor. Ve bu karar kesinleştikten sonra savcının tekrar görevi başlıyor. Evet. Bu kararın infazı veya işte sonuçlandırması da yine savcının görevinde. Cezaevine göndermek olsun veya para cezası ise onun tahsili olsun, başka bir tedbire hükmedilmesi, onun o tedbirin yerine getirmesi olsun. Bunlar da savcının görevi. Yani ceza hukukunda yargılama, kovuşturma aşamasında da belki savcının duruşmaya çıkıp takip etme görevi var ama oradaki görev biraz daha tali. Çünkü orada karar veren hakim, o mahkemenin düzeni, duruşmayı tayin etme, tarihini bile belirleme hepsi hakime ait. Evet.
O anda savcının da görüşü alınıyor ama savcının görüşüne göre karar verecek diye bir mecburiyeti yok hakimin. Hakim o kararı kendi kanaatine göre sonuçlandırır. Evet. Oradaki savcının sadece görevi bir gözlem. Kamu adına talepte bulunuyor ama. Talepte bulunuyor. Araştırması istediği şeyleri söylüyor. İşte talep ediyor ama bunu hakim izle yapacak diye evet. Taraf olmadığı için nihayetinde oradaki savcı. Biraz savcının görevi talip. Evet. Ama soruşturmanın başlamasından mahkeme aşamasına kadar ve karar kesinleştikten sonraki kısımlarda tamamen savcının görevi var. Evet. Bu açıklamaları yaptınız. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, detaylı bir şekilde izah ettiniz. Bize zaman ayırdınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa genç kardeşlerimize. Buyurunuz. Yani savcı mı olalım, hakim mi olalım tarzında. Evet. Şimdi biz de hani olsun, hiyerarşik işi olsun. İnsanlar bunu şey yapabilir. Genç yaşta insan bunu fark etmiyor ama evet. Belli bir mesleki tecrübeye ulaşınca veya belli bir yaşlara gelince kendinden daha kıdemsiz veya mesleki bilgisi kendi kanaatine göre kendi seviyesinin olmayan bir insanın gözetiminde çalışmak biraz tabii ağır insanın, gelebiliyor. Tabii ki iş ahlakı veya iş adaleti yönünden rahatsız ediyor. Evet. Bir de hatta şunu da şey yapalım. Şimdi kanunlarımıza yeni kondu. Basit yargılama, seri yargılama. Evet. Yani neydi bu? Buradaki amaç neydi bu şeyin seri yargılamadaki amaç nedir? Hakimin önüne dosya gitmeden soruşturma aşamasında belli ağırlıktaki suçların sonuçlandırılması, bitirilmesi. Evet. Evet. Ama bunu getirirken bile hakim onayına sunulacak olması yine burada savcının bu kararda bile patron olmadığını gösteriyor. Bunu onun için bunu iyi değerlendirsin genç arkadaşlar ve imkanları varsa severler muhakkak. Ha, dediğimiz gibi terfi yönünden o da mesleğin baş kısmında. Evet. Yani iş zamanlarda yoksa büyük yerlerde terfi sıkıntısı da olmaz. İş çok zaten. İş çok, çıkarttığınız karar da çok olacağı için öyle bir sıkıntı olmaz. Ha, ilk görev yerlerinde 3-4 sene savcılık yapmayı düşünebilir. İş yani terfi de daha kolaylık oluyor diye. Ama ondan sonra kesinlikle hakimlik öneriyorum. Evet. Ama şunu gene söylüyorum. Hakimlik, savcılık hiç ayrılmadan kesinlikle Türkiye'de yapılabilecek en saygın, en güzel, en tatmin edici, yani vicdanen de vicdanınıza göre karar veriyorsanız bir görev meslektir. Onun için herkese tavsiye ederim. Çok çok teşekkür ederim Sayın Savcım. Dilinize sağlık, vakit ayırdınız. Sağ olun. Kıymetli seyirciler, sevgili Yargı Sohbeti takipçileri, Sayın Savcımızla yaptığımız röportaj burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bir bölümde buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.